Sayın hocam, madem evrim var, TV'den onlara bir sorar mısınız? O zaman evrime uğramış o maymunlar ve atlar neden hala evrimini tamamlayamayarak şu an hala maymun ve at olarak kalmışlar? Bunu da ben çok merak ediyorum. Rabbim ve yardımcınız hayırlı geceler dilerim. Alper Tamay. Alper, canım kardeşim, sen iyi niyetle soruyorsun. Şimdi adam o zaman der ki, beklersen der kardeşim, 3 milyon sene maymun değişir der. Bekleyecek misin? Beklemeyeceğim. O zaman konuşma der. At içinde bekleyecek misin der, beklersen. Değil mi? At 3 milyon sene sonra kanatlarını buçmaya başlar der. Ne diyeceksin? Yöntem öyle olmaz. Yöntem öyle olmaz. Ne yaparsın? Takır takır fosilleri önüne korsun. Efendim, atın evrimine ilgili bak şimdi ne diyeceksin sen biliyor musun? Madem illa merak ediyorsun. Biz kökünü hallediyoruz da, fakat sen detaya girdiğin için. Şimdi atın evrimine ilgili adamlarda mebzul sayıda, çok fazla sayıda sıralama var. Şimdi ne yapıyor adam? Herhangi bir hayvan buluyor önce. Efendim, ne mi? Tapir cinsi veyahut koyuna benzeyen bile de olabilir, fark etmez. Önce onu koyuyor. Sonra bir mesela bir katır cinsine benzer gibi, böyle katırı andıran bir hayvan, soyu tükenmiş eskiden kalma. Ondan koyuyor. Efendim, yine öyle yabani bir at koyuyor mesela, yabani at koyuyor. Yahut ata benzeyen başka varlıklar var, onları koyuyor. Sıralıyor, diyor ki bu atın sıralaması arkadaşım diyor. Bir başkası da geliyor diyor ki, ya diyor bu sıralama değil. Bak sen, ben daha iyi bir tanesini yaptım diyor. O da bambaşka bir hayvan alıyor başlangıç olarak. Bambaşka bir hayvanı sıraya koyuyor çünkü çok fazla fosil var. Ama hep mükemmel hayvanlar. Evet. Bak bu çok önemli. Hep altın oranından yaratılmış mükemmel hayvanlar. Evet. O da bambaşka bir sıralama daha yapıyor. Diyor ki bana göre diyor atın evrim sıralaması bu diyor. Avrupa'da yapanlar bambaşka yapıyor. Amerika'da yapanlar bambaşka yapıyor. Şimdi biz de arkadaşlara diyoruz ki kardeş, bunların hepsi başlangıcı olan, sonu olan hayvanlar. Yani mesela farz edelim bir tapir cinsi bir hayvansa başlangıcı tespit ediliyor. Sonuna kadar bu hayvan değişmemiş. Ama sonra bu hayvanın soyu tükenmiş. Başlangıçtan sonuna kadar değişmemiş bu hayvan. Dolayısıyla ara fosil olma özelliği yok. Çünkü hayvan ayrıca çok mükemmel, kusursuz altın oranla yaratılmış. Yani hiçbir patoloji yok. Ya onlar diyor yani mutasyondan bozuluyor falan diyorlar. Evet. Mutasyonun vurduğu bir hayvan değil. Yani mutasyon vurmamış hayvanı. Normalde olabilir ama vurmamış. Evet. Mükemmel hayvan. Yani vücut dengesi mükemmel. Bacak dengesi, kemik dengesi, omurlar, kürek kemikleri, kafatası yapısı, her şeyinde milimetrik düzgünlük var. Yani herhangi bir patoloji yok. Yani Darwinistlerin dediği gibi ara fosil olma özelliğine sahip değil. Mükemmel bir hayvan. Bu hayvanlardan yola çıkarak adamlar evrimin olduğunu iddia ediyorlar idi. Biz de onlara kol gibi koca koca at kafatasları sunduk. Baba dedik, canım kardeşim, hocam artık alim misin? Sen ne diyorsun bize? Değil mi? Mesela 30 milyon yıl önceki bir hayvandan bahsediyorsun. Diyorsun ki bu devirde atın ilk atasını biz bulduk bak diyorsun. Baba, o devirde ben sana yaşamış at fosili sunuyorum. Evet. Ne oldun? Patladın. Değil mi? Evet. Atma, yakalarım. Havada yakalar inşallah.